Saygıdeğer izleyicilerimiz Almanya'da Mart 2020 tarihinden beri yürürlükte olan salgın durumu 25 Kasım itibariyle yürürlükten kalkacak ancak her ne kadar bu yasak durumu salgın durumu ortadan resmi olarak kalksa da bazı yerlerde aşı zorunluluğu devam edecek istenen bazı maske mesafe vesaire kuralları da devam edecek bununla ilgili olarak Almanya'da ciddi anlamda muhalif bir grup var bir tarafta kaldırılsın diyenler, bir tarafta ise yeter artık tüm yasakları kaldırın diyenler var. Tabi bildiğiniz üzere Almanya'da şu anda koalisyon görüşmeleri devam ediyor. Merkel'de koalisyon kurulana kadar devam edecek, görevinin başında kalacak. Bunun önümüzdeki günlerde bu konuya olan etkisi ne derece olacak hep birlikte gözlemleyeceğiz. Peki Almanya'da neler kalkacak, hangi yasaklar devam edecek? Bunun yanı sıra herhangi bir şekilde koronavirüsle ilgili esnaflara, işçilere, emeklilere bir tazminat ödenecek mi, bir para ödenecek mi? Sosyal yardımlara zam var mı? Bunun yanı sıra değerli izleyicilerimiz Almanya'nın en önemli sosyal konularından bir tanesi şu anda maalesef kiracılar. Kiracılar derken kendileri sorun değil. Ev olmaması sorun. Bunu anlatmak istiyorum. Maalesef pek çok noktada ev kiraları adeta patlamış durumda. Bununla ilgili de bir gelişme var mı? Kiracıları sevindirecek haberler var mı? Bunların hepsini bu yayınımızda sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Öncelikle 25 Kasım tarihinde sona erecek olan bu yasaklarla epidemik durum yani salgın durumuyla ilgili olarak haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ulusal çapta epidemik durum ilk kez Mart 2020'de ilan edilmiş ve o tarihten bu tarihe kadar uzatılmıştı. Almanya'da yeni vakalarda artış görülmesine rağmen bu kez epidemik durumun yani salgın durumunun uzatılmasına gerek olmadığını belirten yetkililer COVID-19'a karşı geliştirilen aşıların büyük fark yarattığının altını çizdi. Ulusal çapta ilan edilen salgın durum federal ve eyalet yönetimlerine ulusal ya da bölgesel parlamentoların onayına gerek kalmadan koronavirüsle mücadele tedbirlerine uygulamalarına imkan sağlıyordu. Seçimler sonrası kurulmaya çalışılan koalisyon hükümetlerinin en büyük ortağı olmak için müzakereleri sürdüren Sosyal Demokratlar, Parlamento Başkan Vekili Dirk Weiss, pandeminin hala sorumluluk içerisinde ele alınması gerektiğini ifade ederek kamu haklarına geliştirilen kısıtlamaların gevşetilmesi gerektiğine de dikkat çekti. Weiss, artık okullar kapanmayacak, kapanma veya sokağa çıkma yasağı olmayacak açıklamasında bulundu. Değerli izleyicilerim şimdi bakın İçinde bulunduğumuz yılın başında bildiğiniz üzere tüm dünyaya bu aşılar sıvılar sürüldü. Milyonlarca insan aşılandı, aşılanmaya devam ediyor. Birinci doz 2, 3, 4, 5 denirken bir baktık gelinen noktada Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin yapmış olduğu açıklamalardan şunları anlıyoruz. Ölene kadar bu aşıları insanlar vurdurmak zorunda yoksa hayatları kısıtlanıyor. Şimdi Tüm bunlara rağmen yani insanların önüne birer kurtuluş olarak sunulan bu aşılara rağmen görüyoruz ki aslında her şey başa dönüyor. Bakın vaka sayısı Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın ve dünyanın pek çok noktasında çok hızlı bir şekilde artıyor. Önümüzdeki aylarda havaların soğuması ile beraber vaka sayılarının 2-3'e katlanacağı yönünde bilim insanlarının yapmış olduğu açıklamalar var arkadaşlar. Şimdi bir tarafta aşı severler bir tarafta aşı muhalifleri baktığımız zaman aslında şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Tüm hemen hemen tüm devletler bir an önce bu aşınızı olun diyorlar ama muhalifleri tarafına baktığımızda yani bu aşıya karşı olanlara baktığımızda şöyle bir durum söz konusu. Ne onları dinleyen var ne de kale alan var arkadaşlar onların sokaklara dökülmesi, protesto edilmesi ya da ufak tefek sosyal medya üzerinden seslerinin çıkartmaları hiçbir şekilde siyasetçiler üzerinde etkili olmuyor. Tabii bu da maalesef insanların büyük bir kısmında siyasetçilere karşı olan güveni tamamen yıkmış durumda. Siyasetçiler bugün yarın aç kapa oyunuyla vesaire ederken 2 yıla yakın bir süreyi şu anda koronavirüs imtihanını tamamladı. Şu anda Almanya'da da 25 Kasım itibariyle bu yasaklar kaldırılacak. Bir kısmı kaldırılacak hepsi değil tabii ki. Ama görüyoruz ki yine de vaka sayıları artıyor. Yani değerli izleyicilerim bakın Siyasetçiler de ne yaptıklarını bana soracak olursanız tam olarak bilmiyorlar. Aç kapa oyunu oynuyorlar. Deneme yanılma oyunu oynuyorlar. Bunun yanı sıra insanlar hayatlarını kaybetmeye devam ediyor. Yani bu koronavirüsle ilgili olarak siyasetçilerin yapmış olduğu bu gitgelli açıklamalar yarın başka bir şey, bugün başka bir şey açıklamaları vatandaşta siyasetçilere karşı olan güveni tamamen yerle bir etmiş durumda. Bakın Almanya'da Merkel artık emekli oluyor bildiğiniz üzere koalisyonun kurulmasını bekliyor. Emekli olmadan önce Merkel'in yaşamış olduğu bu koronavirüs gibi büyük bir olayda Merkel'in bir sınıfta kaldığını görüyoruz. Sadece koronavirüs değil bakın Almanya'da bundan birkaç ay önce sel oldu. Pek çok noktada sel meydana geldi. İnsanlar evlerinden, işyerlerinden yerlerinden olduğu eşyaları yok oldu, arabaları vesaireleri sokaklara sürpüldü. Maalesef Merkel burada da sınıfta kaldı diyebiliriz. Bu yorum yaparsak sanıyorum yanlış yorum yapmış olmayız. Hala sel nedeniyle insanların yaralarının sarılmadığı yönünde bizim vatandaşlarımız içerisinde bu selden mağdur olanlar var. Onlar da bana yazıyorlar. Hala yaralar sarılmadı. Bunun yanı sıra biliyorsunuz Almanya'nın kağıdı küreği bitmiyor. Hal böyle olunca da bir şekilde insanlar yeter artık diyorlar. O nedenle Merkel'in koronavirüs imtihanında sınıfta kaldığını düşünüyorum. Aynı şekilde doğal afette sel felaketinde de sınıfta kaldı. Yeteri kadar yardım yapılmadı. Zamanında yapılmadı. Hal böyle olunca da böyle bir tablo ortaya çıktı. Salgın durumunun sona ermesinden sonra kamu alanlarına zorunlu maske kullanımı ve bazı mekanlara girişte aşı pasaportu uygulaması da devam edecek çalışanlara yönelik mali yardımlar da devam edecek. Yani biliyorsunuz esnafların geçen yılki cirolarının %70'i oranında bir yardım yapılmıştı. Bu yardımların da devam edeceği belirtiliyor. Mart ayına kadar sürecek bu yardımlar bunlara ek olarak eyaletler ihtiyaç duymaları halinde daha sıkı önlemleri uygulamaya koyabilecek. Almanya'da yeni koalisyon kurulana kadar da bildiğiniz üzere az önce de ifade ettiğim gibi Merkel görevinde kalacak. Bakın değerli izleyicilerim Almanya gibi büyük bir devlet maalesef bu koronavirüs döneminde esnafları bir kenara koyuyorum işçilere ev hanımlarına emeklilere hiçbir şekilde koronavirüsle ilgili tek kuruş yardım yapmadı. Bu da gerçekten çok ama çok düşündürücü. Vatandaşın sosyal yardımlardan beklemiş olduğu böylesine zor bir dönemde hiç olmazsa evinin ihtiyaçlarının karşılanmasıydı ama verilen sosyal yardımlar görüyoruz ki yetersiz kaldı. Özellikle de koronavirüs döneminde markette, çarşıda, pazarda fiyatlar geçen yıla oranla en az %20 oranında artmasına rağmen Tek kuruş yardımlar arttırılmadı. emeklerin durumunu aslında konuşmaya bile gerek yok. Eğer sosyal yardımların bir kısmı olmasa emekliler adeta yaşayan birer ölü demektir. Kusura bakmasın emeklerimiz 700-800 euro emekli maaşı alacaksın, 500-600 euro kira vereceksin, cebinde 200 euro para kalacak. Bu 200 euroyla da bu pahalılıkta hayatını bir ay boyunca devam ettireceksin, değerli izleyicilerim. Şunu bilmemiz gerekiyor, artık Avrupa'da ve dünyanın pek çok ülkesinde emekliler toplumların, devletlerin sırtında maalesef bir yük olarak görünüyor. Eğer öyle görünmeseydi şu anda Almanya'da emekli maaşı ortalaması yaklaşık 900 euro civarında, 900 euro civarında bir maaşa da mevcut şartlar içerisinde geçinebilmek, ay sonunu getirebilmek, temel ihtiyaçları karşılayabilmek tabii ki mümkün değil. Şimdi bakın özellikle bizim vatandaşlarımız içerisinde emekli olanlara baktığımızda. Onların bir kısmının Türkiye'ye 6 ay boyunca kaldığını, Türkiye'ye gittiklerini gözlemliyoruz. Çünkü almış oldukları Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da ya da diğer ülkelerdeki emekli maaşlarıyla ay sonunu getirebilmeleri, faturalarını ödemeleri, zorunda olan mutfak ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri tabii ki mümkün değil. Şimdi şöyle bir tablo var. 25-30 yıl boyunca çalış, o da yetmedi. Önümüzdeki dönemlerde emeklilik yaşının 68'e çıkartılması bekleniyor. Yani 20 yaşında çalışma hayatına başlayan bir kişinin yaklaşık 48 yıl boyunca çalışması gerekiyor. Bu da adeta birer kölelik ifadesi ya da bir kölelik anlamına geliyor. Maalesef bununla ilgili olarak Almanya'da yeni kurulacak olan hükümetin de kararlı olduğunu gözlemliyoruz. 68 yaşına emeklilik yaşının yükseltilmesi durumu söz konusu. Almanya'da yükseltilmesi demek diğer Avrupa ülkelerinde de yükseltilmesi anlamına geliyor. Göreceksiniz diğerleri de açık bir şekilde söylemeseler de emeklilere artık maaş vermek istemiyorlar. 68 yaşında emekli olmak demek aslında bu insana çok uzun yıllar emekli maaşı vermemek anlamına geliyor. Ne kadar bu emeklilik yaşını biz yukarıya çıkartırsak diyorlar o kadar az emekli maaşı verebiliriz ya da insanlara az para vermiş oluruz düşüncesindeler. Maalesef tablo bu. Yine Almanya'da önümüzdeki yıldan itibaren emeklilerin maaşlarından ciddi anlamda bir kesinti olacak. Gelir vergisi kesintisinin oranı yükseltilecek. Bakın yaklaşık 1500 ile 2000 euro arasında maaşı olan bir kişiden aylık artı 50 euro kadar da kesinti yapılacak. Bunun diğer bir ifadesi şu vatandaşı, emekli, işçi, dar gelirli olanı sosyal yardım dilencisi haline getiriyorlar. Şimdi bakın vatandaşa bir taraftan vergi olarak diyorsun ki şunu ver bunu ver diyorsun bir taraftan da sosyal yardım veriyorsun. Doğal olarak biz de şunu söylüyoruz diyoruz ki vatandaşa insani çerçevede bir maaş ver. Almanya'da en düşük asgari emeklilik uygulamasına geçilmesi gerekiyor ve en düşük emeklinin maaşının da minimum 1500 euro olması gerekiyor. Mevcut şartlar içerisinde verilen sosyal yardımları ve alınan emekli maaşını hesapladığımızda 1500 euro çok büyük bir para değil. Ama hiç olmazsa vatandaşı kağıtla, kürekle uğraştırmıyorsun, bürokrasiyle uğraştırmıyorsun, 3 kuruş para vereceksin, 50 bin tane takla attırmıyorsun. Bugün vatandaş herhangi bir nedenden dolayı sosyale gittiği zaman önüne bin tane evrak konuluyor. Bunu ispatla, bunu ispatla, bunu ispatla. Millet artık bu Almanya'nın kağıdından, küreğinden bıkmış durumda arkadaşlar. Umut ediyor ve bekliyoruz ki Almanya'daki bu taban emeklilik fikri bir an önce hayata geçer. En düşük emekli maaşı da 1500 liraya gelir. Bakın vatandaş 35-40 yıl boyunca çalışıyor, Almanya'nın kalkınması için alın teri döküyor ve bunun nihayetinde de emekli olunca üç kuruş para alıyor. Bu parayla da geçinemiyor. Dökmüş olduğu alın teri, emekleri adeta çöpe gitmiş sayılıyor. İnanın bana öyle vatandaşlarımız bana yazıyor ki Almanya'da ya da diğer Avrupa ülkelerinde vatandaşlarımız içerisinde özellikle de kirada oturan vatandaşlarımızın emeklerimizin durumu içler acısı koronavirüsten dolayı da maalesef pek çok yerde ev fiyatları kira fiyatları arttı padeta patlama yaptı markette çarşıda pazarda yangın var ama maalesef hiçbir şekilde dünyanın en zengin en sosyal devlet olduğunu söyleyen Almanya ve benzeri ülkeler emeklilere ev hanımlarına işçilere ek olarak tek kuruş para vermemekte ısrar ediyorlar bakalım Önümüzdeki günlerde yeni kurulacak olan hükümette neler değişecek bana soracak olursanız hiçbir şey değişmeyecek yani Merkel 16 yıl boyunca işçiden yana emekliden yana dar gelirli olandan yana neyi değiştirdi ki şimdiki kurulacak olan hükümette değiştirsin maalesef yani tablo değişmeyecek emeklilik sosyal yardım dilenciliği anlamını taşımaya devam edecek dar gelirli olanlar işçilerde maalesef almış oldukları maaşlarla kıt kanaat geçinecekler. 3-5 kuruş kenara bir kara para koyup bir yılda hiç olmazsa çoluk çocuğuyla beraber Türkiye'ye izne gitmenin hesabını yapacaklar. Eskisi gibi ev almak yok onu yapmak eşya almak onu bunu yapmak kolay değil arkadaşlar. Çünkü Avrupa artık eski Avrupa değil. Bunun da unutulmamasında fayda var. Şimdi değerli izleyicilerim sizlerden çok sayıda soru alıyoruz. Bu konulardan bir tanesi de kiralar. Bakın Almanya ve pek çok noktada pek çok ülkede artık kiralar patlamış vaziyette 500-600 euro olan bir ev şu anda 1000 euroya kadar çıkmış vaziyette yüzde 40'tan fazla kiralara zam geldi özellikle de büyük şehirlerde sanayi kentlerinde öğrenci kentlerinde kalabalık olan yerlerde Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde ev bulabilmek büyük bir sorun bu olay 15-20 yıl önceden bu noktaya geleceği belliydi biz defalarca anlattık, söyledik dedik ki Almanya önümüzdeki 5 ya da 10 yıl içerisinde ciddi anlamda barınma ihtiyacı sorunu yaşayacak yani konut sorunu yaşayacak insanların en temel hakkı olan barınma ihtiyacını dahi dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesi olan Almanya ya da diğer Avrupa ülkeleri çözemiyorsa burada siyasetçilerin basiretsizliğinden bahsedebiliriz. 16 yıl boyunca başbakanlık koltuğunda oturan Merkel'in böylesine önemli bir sorunu çözmemesi çok çok düşündürücü. Bakın Hollanda'da bugün itibariyle 600 bin konut sto eksik arkadaşlar. Konut sorunu var 600 bin. 20 yıl içerisinde bu rakam 1 milyona çıkacak. Şu anda Almanya'da kiraların artmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi konutların bulunamaması, yeteri kadar konut stoğunun olmaması önümüzdeki yıllarda görelim bu koalisyon hükümeti ne yapacak zaten bugün başlıyorum dese 5 yıllık konut barınma ihtiyacı programı yapsa maalesef mevcut ihtiyacın Belki yüzde yirmisini çözecekler binlerce konut yüz binlerce konut yapılması gerekiyor Bu da bugünden sabah olacak bir şey değil bir konut bir ya da bir binanın yapılması en az bir bir buçuk yıl sürüyor kaç kişi girecek Almanya'da genel itibariyle bir konut seferberliğinin Almanya'da genel itibariyle bir konut seferberliğinin inan edilmesi gerekiyor. Aksi halde bu sorunların çözülmesi mümkün değil arkadaşlar. Bu konuyla ilgili olarak sizler neler düşünüyorsunuz lütfen bu yayınımızın altında bulunan videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Bir ya da gündeme getirilmesini istediğiniz konular varsa da lütfen sizlerden ricam bunları da yorum bölümüne yazarak bana iletmenizi sizlerden bekliyorum. Ben biliyorsunuz bütün yorumları tek tek okuyorum. Varsa sorularınız cevaplandırmaya da çalışıyoruz bunun yanı sıra. Değerli izleyicilerim şunu da ifade etmemde fayda var. Eğer bu videoyu beğendiyseniz mutlak surette bir like atmanızı ve kanalımıza hala abone olmadıysanız da mutlaka abone olmanızı rica ediyorum. Sesimizin daha büyük kitlelere ve dünyanın değişik noktalarında Türkçe konuşan herkese ulaşması için bu beğeniler ve kanalımıza yapacağınız abonelikler çok çok önemli. Biliyorsunuz abonelik ücretsiz beğenmek sadece parmağınızda şöyle dokunmak da anlamına geliyor. Eğer parmağınızda bir aşınma meydana gele gelirse ya da parmağınızda bir aşınma durumu söz konusu olacaksa beğenmeyin, abone de olmayın diyorum.